Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Cagliari'nin 10 numarası João Pedro Fenerbahçe ile 6,5 milyon avroya anlaştığı iddia edildi. Detaylarını birazdan aktaracağız. Foto maç Fenerbahçe e, sayfasında Fenerbahçe durmuyor başlığını atmış iç sayfa haberi itibariyle ithalayanlar Fenerbahçe'yi e, Pedro için Cagliari ile anlaştı iddiasını ortaya attı. Gladbach'ın Gladbach Fransız golcüsü Plea önerildi. Suarez'e teklifi reddetti. Ben bile arka arkaya okumaktan yoruluyorum ama Fenerbahçe transferde yorulmuyor. Gözdesine kavuştu. Yine Arao ile ilgili olarak Cesus e, Arao'nun transferinden memnun. Portekizli taktik zekasını övdüğü Sambacı, orta sahanın organizatörlüğünü verecek demiş gazete ve e, diğer isimlerle de gündemdeki diğer isimlerle de ilgili haberlere yer vermiş ki o isimlerden biri de sol bekte Pezzella ismi çok konuşuluyor Fenerbahçe ile çok anılıyor Pezzella için parma ve oyuncuyla son detaylar konuşuluyor transferin açıklanması an meselesi demiş ama bir taraftan da ayrılık var kariyerinde başarılar dileriz ifadesi Mesut Özil için yapılan açıklamanın detayları yine birazdan haber olarak da sizlerle paylaşacağım bugün de Başakşehir ile bir özleşme imzalayacak. Fenerbahçe transferde sona yaklaştı. Fenerbahçe Berke Özer'in ayrılığı sonrası bir türlü kaleci transferini yapamadı. Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa'nın 1,5 milyon eurodan aşağı inmemesi nedeniyle alternatif isimlere yönelen yönetim Rize Sporlu Gökhan Akkan'da karar kıldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'den düşmüştü. Fenerbahçe Gökhan Hakkan'ı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Mavi Yeşilliler Süper Lig'e dönerse 27 yaşındaki file bekçisini geri alabilecek. Rize birincilikte kalması halinde ise Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Fenerbahçe'de Kim Minje ayrılığın eşiğinde. Fenerbahçe'nin uzun zamandır Avrupa takımlarını peşinden koşturan Güney Koreli futbolcusu Kim Minje, Sarılacı Verkler'in çarşamba akşamı gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı. Çıkan haberlere göre İtalyan kulübü Napoli ve Fransa'daki ekibi Rens'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin transfer görüşmesi yapmak için idmanda yer almadığı ifade edilirken Kolibali'yi Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli'nin özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi. Belirli bir seviyeye gelen transfer görüşmelerinin ardından Kim Min-jae transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanabileceği ifade ediliyor. Daha önce Yıldız Oyuncu'nun sözleşmesinde 18 milyon euro serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü. Güney Koreli oyuncu 2021-2022 sezonunun başında Çin ekibi Beijing-Guang'dan 3 milyon euro bonservis ödenerek alınmıştı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansa taraftarların sevgilisi olmuştu. Ali Koç transferi izin verdi, pazarlıklar başladı. Genç Yıldız Fenerbahçe dünyaları kazandıracak. Takımın yıldız isimlerinden Atilla Zalayi Avrupa takımlarından teklifler alıyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalan Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın Atilla Zalayi için 15 milyon euro bonservis bedeli belirlediği yazıldı. Başkan Ali Koç'un 20 milyon euro bonservis istediği 24 yaşındaki stoper için pazarlık masasında orta yolun bulunabileceği Zalai'nin de Premier Lig gitmek için yönetime baskı yaptığı belirtildi. Atilla Zalai için 20 milyon euronun altında hiçbir teklife değerlendirmeyen Başkan Ali Koç'un Macar Sopen'in performansındaki düşüş sonrası inadının kırıldığı öğrenildi. 15 milyon euroya kadar çıkan piyasa değeri an itibariyle 12 milyon euroya düşen Zalai'nin daha fazla değer kaybetmesinden korkan Ali Koç, Fulham'ın teklifini kabul edecek gibi görünüyor. Fenerbahçe kariyerinde 65 maça çıkan Atilla Zalai özellikle Kim Min ile yakaladığı uyumla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Vitor Pereira döneminde üçlü savunmaya geçiş sonrası performansı giderek düşen Macar oyuncu zaman zaman sol görev yapmak zorunda kalmıştı. Atilla Zalai Fenerbahçe formasıyla 4 gol 2 asistlik performans sergilerken hiçbir maçta kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'de merakla beklenen liste ortaya çıktı. Fenerbahçe sezonu Devler Ligi'nde oynayacağı ikinci öneleme turuyla başlayacak. Rakip Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev. Takımlar bu eşleşmede kullanacakları 25 kişilik oyuncu listesini bu gece yarısına kadar UEFA'ya bildirecek. George Jesus'u zor bir seçim süreci bekliyor. Geçen sezon özellikle İsmail Kartal yönetimi devraldıktan sonra birçok oyuncu formunu yükseltti diğer yandan takıma yeni katılan isimler oldu. Buruma, Lincoln Enrique, Emre Mor, Joshua King ve William Arano'nun UEFA listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir diğer yeni transfer Thiago Çukur'un durumu ise belirsiz. Hazırlıklar başladığında belki de hiçbir Fenerbahçe taraftarının kadroda yer alacağını düşünmediği İsmail Yüksek kamp döneminin yıldızı oldu. George Jesson 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun müthiş çıkışını ödüllendirip listeye eklemesi son derece muhtemel. Filip Novak, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak ile Udinese'ye satılması muhtemel Marcel Tisserand ve bölgesine birçok transfer yapılan Dimitris Perkas'ın durumu belirsizliğini koruyor. Marius Lemos, Gustavo, Max Mayer, Berisha ve Samatta'nın listede olması ise çok zor görünüyor. Fenerbahçe'de geri garanti olan isimler ise şöyle. Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bright Say Samuel, Serdar Aziz, Kim Minje, Atilla Zalai, Ferdi Kadıoğlu, Vilyan Ara, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mia Zayt, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln Enrique, Arda Güler, Diego Rossi, Buruma, Emre Mor, Joshua King, Enar Valencia ve Serdar Dursun Durumu belirsizliğini koruyanlar ise şöyle. Filip Novak, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya ve Thiago Çukur. Listeye girmesi zor olan isimler de şöyle. Marus Selemos, Luis Gustavo, Max Mayer, Mergin Berişe ve Emba Samatta olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'de ayrılık vakti. George Jesus'un yeterli bulmadığı Mergin Berişe'ye kendine kulüp bulabilirsin mesajı verilmişti. Joshua King transferi sonrası tamamen gözden çıkarılan 24 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerinde bulunmak için ülkesi Almanya'ya gitti. Berisha bir süredir kendisine talip olan Mainz'ine masaya oturacak. Sarı lacivertler geçen sezon Alman forveti 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Yönetim aynı rakama Berisha'yı elden çıkarmak istiyor. Mainz'in teklifinin ise 4 milyon euro civarı olduğu öğrenildi.